Evet sevgili dostlar. Bu program sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. golvar.com'da hem benim hem diğer köşe yazarı arkadaşlarımın birçok köşe yazıları mevcut. Gündeme dair son dakika gelişmeleri ve maç sonuç, tahminleri yer almaktadır. Sevgili arkadaşlar, ayrıca son yazımı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Süper Lig TV ile ilgili. Evet Fenerbahçe'de imza sırası abilerde. Hocam nasıl abilerde abi de deyip durma bak yanlış şeylere. <laughs> Fenerbahçe biliyorsunuz 6 genç futbolcusuyla imza tören şov gerçekleştirdi. Şimdi gözler takımdaki tecrübeli isimlerde. Yani ilk öncelik yani öncelik Serdar Aziz'de. Biliyorsunuz Serdar Aziz'den sonra bir yıllık kontratı kalan Altay Bayındır'da sağ olsun Ersun Yenal kazandırmıştı bize. Bugün de Casillas'a benzetmiş. İşte Casillas 18 yaşında devre aldı falan diye. Ben 6 ay 19'da oynattım diye. Müthiş bir transfer becerisi. Aynı zamanda yönetim Valencia ve Zayt'sla da masaya oturmayı planlıyor demiş. Ee, şimdi gençlerle imza atılınca bana şöyle bir soru geldi. Hocam kaçından umutlusun? Hani Ferdi anlatmama gerek var mı? Arda anlatmama gerek var mı? Muhammed Gümüş zaten ben umutluydum. Melih Bostan. Siz Melih Bostan'ın M'sini izlemediniz. İzlediğiniz zaman siz de umutlu olursunuz. Osman Ertuğrul Çetin. O da iyi bir kaleci. İshak Bural. İshak'ın e, bilmiyorum İshak hani beni böyle dünyaca ünlü yıldız e, yeteneğine inandıramadı açıkçası. Yani ben bilmiyorum. İshak konusunda ben biraz tereddütlüyüm. Ya da belki de benim izlediğim Skits videosunda yeterli veriler yoktu. Ben İsa'yı biraz tanımak istiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Biraz izleyeyim ondan sonra yorum yapacağım. Şimdi 6 da Serdar'ın da 2 senelik sözleşme uzatması bekleniyor demiş. Serdar Aziz 2 artı 1 olmasın. Ajax'ta şey Ajax diyorum. Ajax beni anladı herhalde. Kulüp olarak Onana'yı meşhur ettik gönderdik. Ee, 6 ayda 3 yıllık sözleşme uzatmasın. Hatta uzattıktan sonra satış gerçekleşmesin. Valencia'ya bir yıl daha diyor. Valencia'nın şartları çok güzel. Tam bizim istediğimiz gibi. Aynı şartlarda 5 sene uzatılsa keşke. Yani aynı şartlarda 5 yıl uzatılsın hiç mühim değil. Ama yaz transfer döneminde Valencia'yı sanki isteyen takımlar çıkacak gibi. Onu belirteyim. Zayt'sla görüşme sürüyor demiş ama Zayt'sın kalacağını kim söylüyor? Yani satılmayacağını, talibinin olmadığını tam olarak kim söylüyorsan o arkadaşa selamun aleyküm diyorum. Şimdi aynı haberin devamında ben şunu da belirteyim. Fenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrılıyor. Yani 6 çöpten kurtuluyor. Hayır, kabul etmiyorum bunu. Ya niye çöp olsun abi? Prime döneminde oynat. Düştü müydü? Çöp. Yani buna katılmıyorum ama şuna katılıyorum. Evet, formdan düşen futbolcu, faydası azalan futbolcu gönderilebilir. Şimdi Fenerbahçe Süper Lig'de 3. sırada. Ama en iyi sıralamada ligi bitirmek istiyor. Alabildiği kadar puan almak istiyor. Ve transferde ayrılık için adı geçen 6 tane futbolcu var. Ve bu altı isimle yolların ayrılması planlanıyor. Hem takvimde hem vatanda yer alan Habere göre Vatan'a söyledik. Sinir pardon bu gazete Vatan. Ali Koç şu altı isimle yollarını ayırmak istiyor. Bir kere liste başı yani Fenerbahçe'den biri gidecek. Kim gitsin desem %80 %90 arada Gustavo der. İkinci sıra desen sosa derler. Ee, ha şunu da ısrarlı bir şekilde belirteyim. Yükselen yaş durumlarından dolayı kabul ediyorum. Ama 26-27 yaşındaki Gustavo, 26-27 yaşındaki sosa şu an elimizde olsaydı gitsin diyenin böyle ağzını tokatlardım. Tabi diğer adı geçen isimler var. Şimdi 6 isim dedik ama sanki bende 6'dan fazla isim var. Şimdi Sosa, Gustavo 2. Novak 3. Ben hatta şunu söyleyeyim. Novak da Gustavo gizli kadro dışı diye belirtiyorum. Ee, bakalım affedilecekler mi sezon sonuna kadar. Onu hep birlikte göreceğiz. Burak Kapacak. Belki gelecek kiralık olarak gidebilir. Keşke ligin ikinci döneminde Burak kapacağı Bursaspor'a Spor'a kiralasaydık. Oynama garantisiyle. Çok büyük bir hata yaptık. Kaç etti abi? Gustavo Sosa, Novak, Kapacak 4. Ben bu 4 sayısını arttırıyorum. Nazım Sangare. Eğer kulüp bulabilirsek Nazım Sangare'yi paketleme fikrimiz var. Kesinlikle paketleme fikrimiz var. 1 milyon 750 bin euro ya satın aldık. Yani bugün 1 milyon verse birisi satarız. Türk futbolcuların daha da değerleneceği şu dönemde. Belli mi olur? Belki Beşiktaş Galatasaray sabit ihtiyacı duyar. Türk Nazım'ı oraya paketleriz. Ozan Tufan. inşallah kurban olduğum Allah'ım. Watford kümede kalır. Üç takım düşecek. İnşallah düşen takım Watford olmaz. Ozan Tufan 9,5 milyon euro opsiyonuna gider. Çünkü başka türlü bu Ozan'ı 3'e 4'e falan biz satamayız. Ben onu söyleyeyim. Pelkas. Pelkas'ın talipleri çoktu geçen sene. 7 milyon euroya kadar çıkmışlardı. Ama biz aç gözlük ettik. 12 istiyoruz dedik. Keşke 7'ye bıraksaydık. Çok söyledik. Başımızı taşlara diye. Beveşan. Berişan'ın bir çıt kırıldım hali var. Yaz döneminde ortalık baya karışacak. Söylentilere göre Löv diyor ki ben gelirsem Berişa kalsın. Kesinlikle ben Berişa'dan çok umutluyum. Tam istediğim forvet diyor. Davum gelirse Davum da Berişa'yı ister. Ben eminim yani. Davum da ister. Löv de ister. E, Nenat Bielisa gelse e, Nenat Bielsa, Marcelo Bielsa değil. Nenat Bielisa gelse o da Berişa'yı ister. Yani ben Berişa'nın gitmesine çok şey bakmıyorum. Onu söyleyeyim. Lemos mesela e, Lemos'un Fenerbahçe'de geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Samatta'nın ben Samattan'a da geleceği olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Başka mesela Max Mayer. Max Mayer'in de ben Fenerbahçe'de geleceğinin olduğunu çok düşünmüyorum. Allah yar. Zaten Allah yar gitti muhtemelen geri gelmez. Kolkır. E, belki Kolkır kalır. Yani Tisserant'ı elden çıkarıp ya kim stoper alacak bak stoper tandemimiz yeterli diyebiliriz. Yani Gustavo 1, Sosa 2, Novak 3, Kapacak kiralık olarak 4, Sangare 5, Ozan 6, İnşallah 6 olur. Felkas 7, e, Lemos 8, Samatta 9, Max Mayer 10, Allah yar 11 diyebilirim. Ben şimdiden 11 tane giden ismi söyleyebilirim arkadaşlar. Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu diye bir haber var. Birazdan kısa kısalara geçeceğim. Ya da haberleri kısaltayım. Arda Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon euro diyorlar. Kaç kişiyle? Yani kaç kişinin 30 milyon euro olduğunu öğrendiniz? Nereden öğrendiniz? Hani ben Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'la görüşecek olsam. Ali Koç'a desem ki Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon euroymuş desem Ali Koç bana küfreder. E sen buna inanacak kadar e, kapasitesiz misin der. Ben de size aynı soruyu sorayım. Siz buna inanacak kadar kapasitesiz misiniz? Yani 30 milyon euroya. Fenerbahçe Doğukan Sini'yi elinden böyle kaçırdı. Alın size ilginç bir haber. Fenerbahçe'de Beştaş'ın transfer etmeyip elinden kaçırdı. Alanya, şey, Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik. Şimdi milli takıma davet edildi. Ki belli de milli takıma davet edileceği. Çocuk iki senedir bağırıyordu. Bas bas bağırıyordu. Bas bas bağırıyordu. Adana Demirspor'dan Yunus Akgün. Bak bu torrent kalırsa bu Yunus'u hiç edecek ha ben onu da belirteyim. Kasımpaşa'dan Umut Bozok. Futbol aklı bir. Burada Mustafa Hoca size bas bas bağırıyor. Israrlı bir şekilde söylüyor. Keşke Kasımpaşa Samatta ile Lemos'u alsa Umut Bozok'u bize verse. Keşke. Samatta ile Lemos'u alsa karşında Umut Bozok'u verse. Keşke. Umut Bozok'la birlikte şans alacak. Fenerbahçe'nin ee, bu arada Transfer hikayesi oldukça ilginç. Hasan Akıncıoğlu başkanlığı döneminde minik kramponlar adı altında yapılan tarama çalışmaları kapsamında Antalya Spor altyapısına kazandırılmış ve ikinci başkanı Ali Yılmaz ve futbol direktörü Sedat Karabük büyük uğraş göstermişler. Fenerbahçe'ye gidiyordu. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yusuf Şimşek'in sahibi olduğu Şimşek Spor'un altyapısında yetişen Doğukan Sinik Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyordu. Ali Yılmaz ve Sedat Karabüy'ün devreye girmesiyle yönünü Antalya Spor'a çevirdi. Şimşek Spor, Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaşma sağlamıştı. Ama Antalya Spor yetkililerinde bir şeyler yapmış. Ali Yılmaz, Konya altı bölgesinde faaliyet gösteren Şimşek Spor'un sahibi, aynı zamanda dönemin Antalya Spor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in ikna edilmesi için o dönem Konya altı Belediyesi, şu an ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Yardım istedikten sonra bon servis sorunu çözülmüş. Bu Muhittin Böcek bir ara koronavirüse yakalandı sonra iyileşti sanırım. Yapılan anlaşmaların ardından Doğukan Sinik 13 yaşında Antalya Spor kapısından içeri giriyor. Ee, şu an Antalya Spor forması giyen Bünyamin Balcı gibi minik kramponlar projesine çıkan pek çok futbolcuyla Antalya Spor Vakfı olarak burs bağlamış. Doğukan Sinik'in babasına da kendi cebinden köfte arabası alarak Ticaret yapmasını sağlamış. Bakın işte ülkemizin böyle belediye başkanlarına ihtiyacı var. Gerçekten böyle başkanlara ihtiyacı var. Böyle insanlara ihtiyacı var. Ee, gerçekten helal olsun. Ya biz hani perdenin bu tarafını görüyoruz. İşte şu futbolcu çok iyi. Bize küfür etti, bize gol attı, bizi şampiyonluktan etti falan. Perde arkasında adamın babasının köfte arabası yok mesela. Ekmek, ekmek derdinde. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin elinden kaçmış ama e, Yusuf Şimşek de keşke iletişim sürseydi. Madem böyle yetenekleri biliyor. Bu arada Beşiktaş yetiş, yetiştirme bedelini yatırmış. 2011 yılında Antalya Spor'a kazandığında Okan Sinik 7 yıl sonra katıldığı televizyon programında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığını transferinin bitme aşamasında Ali Yılmaz ve Sedat Karabüğ'ün devreye girmesiyle Antalya Spor'a imza attığını açıklamış. Şu ifadeleri söylemiş. Fenerbahçe ve Beşiktaş beni transfer etmek istiyordu. Babamla Fenerbahçe Derazı tesislerine gittik. Yani iki takım sizi transfer etmek istiyor. Siz niye Fenerbahçe'ye gidersiniz? Hadi düz mantık gidelim. Babası Galatasaraylı olsa hangisini seçer? Beşiktaş'ı. Trabzonsporlu olsa Beşiktaş'ı. E Beşiktaş'ta olsa Konya Sporu. <laughs> da zaten Beşiktaş seçer. E Fenerbahçe'li olsa ee, orada bir hafta antrenman yaptım. Sonra Eyüp Spor'la hazırlık maçında oynadım. Maç bitiminden sonra Beşiktaş'ın Nevzat Demir tesislerine gittim. Orada da bir hafta antrenman yaptım. Beşiktaş beni transfer etmek için kulübüm Şimşek Spor'a 25 bin lira yetiştirme bedeli ödedi. Sonra Antalya Spor adına Sedat Karabük, Ali Yılmaz devreye girdi. Yani ne Fenerbahçe ne Beşiktaş kaldı. Bugün Antalya Spor'daysam Ali Yılmaz, Sedat Karabük ve Sadi Sincanlıoğlu'nun sayesindedir diyor. Trabzonspor'u 7-0 yendikleri maçta kariyeri başladı. Antalya Spor A takımı ile ilk maçının maçına Trabzonspor'un 7-0 mağlup edildiği ha ben de diyorum Antalya Trabzon'un niye bir kini var? Ha o mevzu doğru. Ata Trabzon deplasmanında yendilerdi ya. Doğru. Bu se bugüne kadar 115 kez Antalya forması giymiş. 4 gol, 10 asist, 23 yaşındaki futbolcu bir dönem Ümit Bili Takım kaptanlığında yaptı. Ümit Bili takımı 8 maçta bir kez gol sevinci yaşamış. Valla Türk futbolu adına Allah yollarını bahtlarına açık etsin. Ama Doğukan Sinik olmaz olmaz demeyin. Umut Bulut Bünyamin Balcı olmaz olmaz demeyin. Bir bakmışsınız şeyler değişmiş Türk futbolunda. Ve transfer piyasasında. Her an her şeye hazırlıklı olmak lazım. Yani bazı futbolcular Konyaaltı sahiline gider. Bazı futbolcular derağızı tarafındaki statlara. Fenerbahçe'nin Papesiste plan ortaya çıkmış. Papesiste'den ağzımız yandı yetmedi. Bir de papesiste mi yakacakmış? İşin şakası bir taraf arkadaşlar. Bu dün gündem oldu sosyal medyada. Olympiakos forması giyen yani papesiste için devreye girmişti. Salih Hacıbetler Senegal futbolcunun transfer için girişimlerini sıklaştırdı. İlk girişimde istediği cevabı alamamış. Önümüzdeki günlerde Yıldız oyuncu da yeni bir hamle daha yapması bekleniyormuş. Makul seviyeye çekebilirse demiş. 2017 yılından beri Yunan ekibinde forma giyiyor. 26 yaşındaki stoper güçlü fiziği hava toplarında başarısı dikkat çekiyor. 1.97 boyundaki sistemin güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Değil Fenerbahçe hiçbir süperlik takımının 1.97'lik stoper alacağını zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. 9 kez Senegal milli, Senegal milli takım formasını giymiş. Bir kez de golü var. Yani Olympiakos muhabiri Nikos Stametelos Fenerbahçe Pape transferi konusunda Olympiakos'la temasa geçti. Fakat şu an herhangi bir anlaşma yok demiş. Ben de diyorum ki şimdi eğer biz yani düz mantık gidiyorum. Eğer biz gerçekten ama gerçekten iletişim kurduysak gerçekten iletişime geçtiysek o zaman bizim teknik direktörümüz belli. Ama benim kulüpten aldığım bilgiye göre hala belli değil. İsmail Kartal istemiştir belki hocam. İsmail Kartal'ın geleceği belli mi? Futbolcu Olympiakos'ta 5 milyon euro piyasa değerine sahipken 29 Ocak 2021'de kiralanıyor. Sentetiyen'e. Yani yaklaşık 5 ay durdukken 700 bin euroya kiralanıyor. 5 ay durduktan sonra Sentetiyen kabul etmiyor oyuncu. Geri geliyor. Bu sezon 34 maç 2709 dakika. Yani benim tabirimle 30 maç artı 9 dakika. 6 gol 1 asisti var. İlginç bir performans var. Transfer market Fenerbahçe'ye yazmış. Ben şunu söyleyeyim adamlar kiralarken bile 7, 700 bin euro istiyorsa herhalde satmak için. O yüzden çok beklemeyin. Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ve Eren Elmalı gibi isimlerin kadroda olmaması Portekiz'e karşı bizim taktiksel opsiyonumuzu sınırlandırdı demiş. Şimdi nasıl değerlenecek? Abdülkerimler, Bünyamin Balcılar, şey işte Doğu Doğukan Sinikler pardon, Eren Elmalılar nasıl değerlenecek şimdi? Yalnız Adel'e problemi varmış. Ligde de kart cezasıymış yani bu hafta zaten oynayamayacak. Bir 3 haftalık süreci var. Eren Elmalı konusunda transfer market yetkilileri Galatasaray'a yazmış ama kulübünün istediği 3 milyon euroluk teklif çok şey çok fazla. Bana desinler ki Eren Elmalı'na Umut Bozok verilecek. Lemos Gustavo Samatta'yı vereceksiniz. Ben bir de Kasımpaşa'ya teşekkür için 500 bin euro gönderilmesi taraftarıyım. Eğer öyle bir şey yaparlarsa. Onu söyleyeyim. Evet bir oyuncu önerim var arkadaşlar. Daha doğrusu sosyal medyadan bir kardeşimizin önerisi var. Ben de o öneriyi destekliyorum. Ee, Yunus Emre Kefeli. Modafem diye bir takım var. Ankara takım olması lazım. Üçüncülük üçüncü grupta. Bu takımla ilgili e, bir kardeşimiz daha vardı. Ben onun videosunu çekeceğim inşallah. Bu kardeşimiz sol kanatta oynuyor 3. Lig'de. Hocam 3. Lig Allah'ını seversen. Geçen sene Kerem Aktürkoğlu'nda da üçüncülük Lig deyip şimdi ulan keşke biz alsaydık diyen arkadaşlar siz lütfen yorum yapmayın. Siz lütfen yorum yapmayın. Bana göre futbolcunun ligi değil yeteneği önemlidir. Çok iyi bir yeteneği vardır ama dayısı yoktur. Çok kötüdür ama dayısı çoktur. Çok fark eder. Modafen Futbol Kulübü takımının 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yunus Emre Kefeli'yi. Bu sezon çok kez yazdığını söylüyor kardeşimiz. Fakat önümüzde Kerem Akdürkoğlu gibi bir örnek varken kesinlikle transfer edilmeli diye düşünüyorum demiş. Son 2 sezonda 41 maça çıkıp 17 gol atmış ve bu yaşta. Bu arada Yunus Emre Kefeli'yi ben niye değerlendiriyorum bilginiz olsun. Ailesine falan herhangi bir para almadım. Çocuk çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok çok iyi bir Fenerbahçeli. Hocam ya 3. Ligi ara ara bunun gibi 50 tane bulursun. Bulun. İsimlerini tek tek yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Tek tek bulun. Yorum'a yazın ben de sevineyim. Alemda Stadyumu dediğine göre herhalde Ankara takımı ya Modafen Futbol Kulübü. Şimdi yani diyorsun ya, 50 tane bulun arkadaşlar ben de merak içindeyim. Hadi bulun da birlikte şey yapalım. Üçüncülük takım hocam Allah'ın sevgisi üçüncülük takımın da şey bile değer bile yazmıyor işte şu kadar milyon euro falan yazmıyor. Ya üçüncülük takımların çoğu işte altın Ordu'dan futbolcu kiralar ne bileyim Galatasaray'dan Fenerbahçe'den kiralar çoğu kiralıkla lan geçinir. Ama tabii çoğu. Mesela bu takıma bakın. Alanya'dan kiralık var. Kastamonu Spor'dan var. Altın Ordu'dan var. Galatasaray'dan e, yok satın almışlar herhalde. Ya. İç transferde diyor. Yani öyle bir durumu var arkadaşlar. Zamanında almışlar 2021 Eylül'de ücretsiz almışlar. Altın Altınur'dan yine bir kalecileri falan var. Yani benim dediğim ülkeyi ve yurt dışını taramak lazım. Yetenekli futbolcuları bulmak lazım. Türk futbolunun geriye gittiği şu günlerde. Türk futboluna ayağa kaldıracak projeler bunlar sevgili arkadaşlar. Reklam ve işbirliği için mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Videomuza bir beğeni çok görmezseniz seviniriz değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ee, i̇yi bir gelir bekliyorum ben satışlardan ya. Transfer satışından Fenerbahçe açısından. Ama şu 10-11 futbolcunun hepsinden gelir elde etmeyeceğiz. Belki yarısından da edemeyeceğiz. Ama en azından gitmeleri limit açacaktır. Harcama limiti açacaktır. Maaş limiti açacaktır. Görüşmek üzere inşallah.